Bu derste bin ayırıcısı kullanımı ve alt toplam formüllerine değineceğiz. Şimdi bizim sayılarımız birim fiyatı ve toplam tutar sunumlarında görüyorsunuz. Okunaklı olmayabilir. Bu sayılar çok büyük olabilir, küsuratlı olabilir. Bunları okumakta zorluk çekebiliriz. Bu yüzden bunları binlik göstermek kullanıcılar için her zaman daha iyidir. İlk olarak hücrelerimi seçiyorum. Ardından sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir listesi var. Buna bir kez tıklıyorum. Karşıma böyle bir pencere gelecektir. Buradan kategoriden sayıyı seçiyorum. Daha sonra ondalık basamak sayısını 0 olarak belirliyorum. Ve bin ayırıcısı kullan seçeneğini seçiyorum. Burası çok önemli. Ardından tamama tıkladıktan sonra sayılarım bin ayırıcı şeklinde gözükecektir. Hemen geri aldım. Bunu yapmak yerine virgül üstünü de kullanabiliriz. Öyle tıkladığımız zaman. Ondalıkları da kapatayım. Fakat bunlar en sağda bir boşluk bırakıyor. Bunları istemiyoruz. Ayrıca bin ayırıcısını kullanmanın diğer bir yöntemi. Hücrelerimiz seçiliyken giriş sayı bölmesinin altındaki sağ altındaki küçük oka tıkladım. Ardından sayıyı seçtim. Daha sonra yine aynı yolu izleyip bin ayırısı kullan diyorum ve tamama tıklıyorum. Bu şekilde bin ayırısını kullanabiliyoruz. Çok bilinmez fakat kullanıcı için, diğer kullanıcılar için oldukça güzel bir özellik. Şimdi alt toplamlara geçelim. Alt toplamlara geçmeden önce listemize bir filtre atalım. Herhangi bir yerdeyim. Giriş sekmesinde sağda sırala ve filtre uygula diyor. Tıkladım ve ardından filtreye tıklıyorum. Artık listem filtreli halde gösterilecektir. Şimdi en alta iniyorum. Toplam tutarın altında alt toplamları görmek istiyorum. Tıkladım hücreme. Daha sonra işlev ekle, fonksiyon ekle simgesine tıklıyorum. Bir liste açılacak. Bir pencere açılacak daha doğrusu. Burayı siliyorum. Ve alt toplam yazıyorum. Ardından git'e tıkladım. Alt toplam formülü gelecek. Buna tamama tıkladıktan sonra fonksiyon bağımsız değişkenler adlı bir pencere açılacak. İşlev sayısı bunu bilmiyoruz. Bunu nereden öğrenebiliriz? Fonksiyon yardımı diyor. Tıkladım. Ve alt toplamda kullanabileceğim işlev sayılarının ne anlama geldiğini buradan öğrenebilirim. Örneğin 101 ortalamayı gösteriyormuş. 102 say demekmiş. Bizim için önemli olan 109 topla demek. Biz zaten alt toplamlarını arıyoruz. Tekrar dosyama döndüm. İşlev sayısını 109 olarak belirledim. Başvuru neresi olacak diyor. Başvuru toplam tutarların tamamı. Tamamını seçtim. Şöyle tekrar geleyim. Ardından sadece tamama tıklıyorum. Ve artık toplam tutarların alt toplamı gösterilecek. Ki zaten bu toplam tutarların toplamı. Böyle istemiyoruz. Öncelikle şuna tıklayayım. Biçimini değiştireyim. Biçim boyacısıyla binlik şeklinde gösterdim ve de kalın gösteriyorum. Şimdi alt toplam formülünü nasıl kullanabileceğimizi gösteriyorum. Ürün adını seçtim. Buradan sadece akıllı saati seçiyorum ve tamama tıkladım. Artık akıllı saate ait tüm toplam tutarlar alt toplam şeklinde gösterilecektir. Başka bir ürün de seçebilirim. Örneğin bilgisayarı seçtim. Bilgisayarların alt toplamı 355.400 şeklinde gösteriliyor. Birden fazla da seçebilirim. Örneğin tablet ve telefonu seçtim. Tablet ve telefonların alt toplamı 215.600. Alt toplamı Excel'de bu şekilde kullanabiliriz.